esas sorumlu tutulması gereken kişi, işte burada esas özneye geliyoruz, siyasi iktidarın kendisi. Siyasi iktidarı hiçbir şekilde eleştirmeden, özellikle de bunun başındaki Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmeden yapılan her türlü e, muhafazakar camia eleştirisi, sızlanması bir yerden sonra hiçbir değeri yok. Bunu nereden biliyoruz? Yakın dönemde Ahmet Davutoğlu tamamen siyasi olan, manifestosunda da görmüştük. Davutoğlu birçok eleştiri ki çoğu haklı, somut, elle tutulur eleştiri dile getirdi. AKP'nin kuruluşundan sapmış olduğu, demokrasiden uzaklaştığı, MHP ile işbirliğini zarar verdiği vesaire vesaire. Ama hiçbir yerde bütün bunların esas sorumlusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurgulamamıştı. Dolayısıyla Erdoğan'ı vurgulamadan yapılacak olan bir İslami camiada dejenerasyon, İslami camianın medyasının yanlışları eleştirisi mesela. Bu aslında sadece İslami camianın değil, Türkiye'de tüm medyanın eleştirisi hususuna baktığımız zaman Erdoğan'ın adını anmadan Türkiye'de bir medya eleştirisi yapmanın imkanı olduğunu sanmıyorum. Çünkü biliyoruz ki bir süredir Türkiye'de televizyonlar esas olarak bir izleyici, gazeteciler bir okuyucu için çıkıyor onun tepkileri her şeyin öncesinde. Tabii ki bu arada diğer izleyiciler, diğer okuyucular memnun kalırsa ne ala ama gerekirse bütün okuyucuların gayri memnuniyetini göze alıp e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memnuniyetini gözeten yayın çizgileriyle çıkıyorlar. Dolayısıyla bir e, burada şikayet edilen, haklı bir şekilde şikayet edilen vasat, vasatın altı, acıklı bir vasat gibi bu şeyleri tanımladığımız zaman e, bunun birinci derecede amilinin, bunun sorumlusunun kim olduğunu da vurgulamak lazım. Yani şu anda Türkiye'de ya yönelik eleştiriler varsa ki içeriden dışarıdan, e, bu eleştirilerin birinci derecede sorumlusu yani hedefi gazeteciler olamaz. Gazetecilerin de tabii ki payı vardır bu. Bunun bir ortağı olmaları nedeniyle, ama esas olarak patronlar ve patronların patronlarla çok ciddi bir alver ilişkisine girmiş olan siyasi iktidarlardır. Dolayısıyla İsmail hasta'nın kendisinin de yazdığı gazetenin sahiplerinin bu 17 yılda ekonomik alan alanda nereden nereye geldiğini göz ardı ederek yapacağı bir medya eleştirisinin de çok fazla bir anlamı olmuyor. Şöyle bir cümleyle bitiyor, başımıza geleni konuşmanın bile risk almak anlamına geldiği tuhaf bir yere geldik. İşte bu yazının en samimi yönlerin, yerlerinden birisi. Türkiye'de bir korku iklimi yaratılmış olduğunun dolan başlı da olsa ama anlaşılır bir dile getirilişi ve bir hayıflanma var.